Merhabalar arkadaşlar, Falcım Berk klanına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kağıt falı açılımı yapacağız arkadaşlar. Kağıt falındaki bu tılsımı çoğunuz belki de biliyorsunuz. Bilmeyenler için de tekrar söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada bilinçaltınız ve kalp çakranız mevcuttur. Şu şekilde göstereyim. Bilinçaltı ve kalp çakrası. Aynı zamanda burada görünen, yani ateşle yakacağımız, yani mumun isiyle görünen şeyleri sizlere burada aktaracağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu tılsımın şifasını da bu şekilde zaten görmüş olacaksınız. Bu bedeninizdeki, hanenizdeki, çevrenizdeki yaşantıları bize gösterecek açılımdır. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü kaçırdığınız tek bir nokta bazı şeylere yardımcı olmamıza engel olabilir arkadaşlar. Rehberliğimizi almak istiyorsanız sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, tütsümüzü şöyle bir yakalım. Şifalanmamız adına, sizlerin de şifa görmesi adına bu tılsımımı yaktım. Şu şekilde kağıdımın üstünde gezdirdim ve tütsümü yerleştirdim. Evet, mumu yakıyorum. Hayırlısı, şifası olsun. Bir dilek tutun. Yani dileğinizi tuttuğunuz şey tek bir dilek olsun. Hani birden fazla dilek tutmayın. Şu şekilde açılımımıza geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Abone olmayanlar lütfen abone olabilir ve bu niyete dahil olabilirler. Çünkü beğenmek ve abone olmak ücretsiz. Aynı zamanda dediğim gibi niyete dahil olmuş olursunuz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet. Evet, kağıdımı açıyorum arkadaşlar. Şu şekilde mumumuzu söndürelim. Hayırlısı, şifası olsun. Bu taraf yanmış tabii ki biraz. Evet, açılımımıza başlıyoruz. Tekrardan hayırlısı, şifası olsun. Sizlerle birlikte ben de bakıyorum. Bir saniye şöyle. Aynen. Sizlerle birlikte ben de bakıyorum. Şöyle detaylı bir şekilde bakın arkadaşlar. Ben de sizlerle bakayım. Bak mesela şuradaki kuşu fark ettiniz mi? Şu şekilde. Detaylı bir şekilde incelemeye çalışalım beraber. Yorumlamaya da geçiş yapalım. Burada baktığım zaman hane içerisinde öyle bir güneş doğmuş ki bu güneşin faydasını çok iyi bir şekilde göreceksiniz. Özellikle maddi sıkıntılarla alakalı doğan bir güneşiniz var burada arkadaşlar. Tam şurada gözüküyor. Net bir şekilde gelmiş. Hane içerisine yansıyan bu güneş hanenin o karanlığını artık alıyor. Çünkü hane belirli belirsiz çıkmış. İlla ki bu hane içerisinde yaşanan bazı olaylar olmuş. Bazı anlaşmazlıklar olmuş. Hane içerisine resmen güneş gibi doğan bir ışığınız var arkadaşlar. Bunun derdinizi, sıkıntınızı ve kederinizi çok iyi bir şekilde dindireceğini ifade edebiliriz. Uzun zamandır ya görüşmediğiniz ya da böyle küs kaldığınız bir kişi var. Bu kişinin isminin içinde İ harfinin olduğunu görüyorum ya da I harfi de olabilir. Bu kişiyle tekrar sizi bir araya getiren bazı olaylar ve durumlar yaşanacak. Ve baktığım zaman bu kişiyle olan küslüğünüz artık sona erecek gözüküyor. Çünkü onun da içi içini yiyor. Sizin de içinizi yediğini görüyorum burada. O da aynı şekilde bir pişmanlık duyuyor. Siz de ona karşı bir pişmanlık duyuyorsunuz. Böyle iki küs insanın resmen barışması, artık bir olması, artık eskisi gibi yepyeni şeylere yelken açması gibi durumlar var. Sadece şuna dikkat edin. Bazı konularda çok cesaretsiz olabiliyorsunuz. Kendinizi geri çektiğiniz konular var. bir konunun üzerine gitmek yerine ondan genellikle kaçıyorsunuz. Ve burada baktığım zaman geçmişe karşı bir takıntılı yapınız var. Geçmişte unutamadığınız ya da unutmaya çalıştığınız bir kişinin varlığını görüyorum burada. Baktığım zaman şöyle de yapalım. Bu kişinin çevresinde aslında sizden bahsedildiğini, sizin adınızın geçtiğini, bu kişi tarafından özellikle kulağınızın şu aralar ve şu dönemler içerisinde bu videoyu izlediğiniz günden itibaren diyebilirim, çok kulağınız çınlatılacak. Sizden aldığı bir eşya, bir hediye olabilir, herhangi bir şey olabilir. Bununla alakalı içinde bulundurduğu bir adım atma hevesi ya da adım atma düşüncesi içerisinde olduğunu görüyorum bu kişinin arkadaşlar. Yani sudan bir sebepten resmen gelip böyle size adım atmak istediğini görüyorum. Yaklaşık 10-14 gün içerisinde 2 tane bir misafir hanenize doğru gelecek. Kapınızı çalacak. Bir tane misafiriniz dost hayatınızdan olabilir. Yani böyle arkadaş çevrenizden olabilir. Dostunuz olabilir. Uzaktan gelen, yolculuk yapmış, yorgun bir kişi. Diğeri ise arkadaşlar, hanenizde bir güneş doğuyor demiştim ya. Bu güneşi doğuran, yani doğurmaya çalışan o kişi gelecek. Bu kişi yardıma muhtaç, eli ayağı özellikle temiz, kendisi temiz, düşünceleri temiz, tanımadığınız, bakın tanımadığınız, hiç tanımadığınız bir kişi kapınıza gelecek. Bu kişi kapınıza geldikten sonra sizden herhangi bir şey isteyebilir. İşte ne bileyim, bir eşyadır, bir miktar paradır veya bir yemek malzemesidir gibi bir şey isteyecek. Yani çok fazla büyük bir şey istemeyecek sizden aslında. Siz o isteğini karşıladıktan sonra bu insanın ettiği dua ile birlikte sizin hanenizde resmen güneş artık doğmaya başlıyor. Çünkü hane içerisi o kadar karışmış ki, o kadar hane içerisini karıştırmışlar ki zamanında bir türlü hane içerisindeki kişiler, siz de dahil, toparlanamamışsınız. Ama artık toparlanıyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Mucize resmen yukarıdan geliyor. Yukarıdakinin gönderdiğiyle geliyor diyelim arkadaşlar. Öyle söyleyelim. Bakın burada bir kuş görmüştük. Gördünüz mü? Bak şurada net bir şekilde zaten yansıyor. Siz de görüyorsunuzdur. Tek ayaklı bir kuş. Bu kuşun tek ayaklı bir kuş. Bu aslında kısmetinizin açıldığına ifade eden bir müjdeli haber alacağınızı söyleyebiliriz. Müjdeli haber de size bir arkadaşınızdan gelecek. Yakın bir arkadaşınızın arkadaşı ya da onun çevresindeki bir kişi size karşı bir hoşlantı besleyebilir ya da yakın olduğunuz bir arkadaşınız size karşı bir hoşlantı besleyebilir ve bunu sonrasında sizlere söyleyecek. Dürüst bir insan, eli ayağı yine düzgün bir karakter, sözü geçen bir karakter ve bir o kadar da böyle varlıklı bir karakter. Yani çevresi çok varlıklı, kendisi varlıklı veya çevresindeki insanlar böyle çok elit insanlar. Yani her zaman ne yapacağını bilen bir karakter. Resmen böyle gelip size karşı hoşlantısını itiraf ediyor arkadaşlar. Öte yandan baktığım zaman işle ilgili, iş yeriyle alakalı ya da bulunduğunuz, çalıştığınız iş konusuyla alakalı bazı yaşadığınız sıkıntılar olacak ya da oradaki bazı kişilerin sizinle uğraştıklarını göreceksiniz. Böyle genellikle sol tarafınıza doğru duran, sürekli karşılaştığınız, biraz üst mevkide veya üst makamda olan bir kişiyle alakalı sorun yaşayacaksınız arkadaşlar. Bulunduğunuz işi değiştirmek isteyebilirsiniz ya da bulunduğunuz işle alakalı size adaletsizlik yapabilirler. Tam yükselmeyi beklerken aynı yerde saymak durumunda kalabilirsiniz. Buna biraz canınız sıkılacak, haberiniz olsun. Ama hiç merak etmeyin. Kış ayı, yani kış ayına giriyoruz zaten. Zaten bu videoyu izlediğiniz günden itibaren geçerli olduğu için buna biz 1 aylık ya da 1,5 aylık bir süreç verebiliriz arkadaşlar. Bulunduğunuz işi değiştirme olasılığınız var. Daha farklı, daha güzel, daha böyle kısmetli, bereketli bir iş sizleri bekliyor olacak. Gözünüz dışarılarda ama. Hani baktığım zaman gözünüz bulunduğunuz yerde değil, bulunduğunuz şehirde de değil. Başka bir yerde, böyle uzak bir yer. Gitmek istediğiniz, o şehir üzerine yaptığınız bazı planlar var. Bu planlar henüz yerine gelmemiş, oturmamış yerine, ama vereceğiniz kararlarla birlikte, atacağınız adımlarla, alacağınız risklerle birlikte bunun gerçekleşeceğini göreceksiniz arkadaşlar. Bunların olma olasılığı zaten 3 ay içerisinde gözüküyor. Haberiniz olsun. Bu konuda kendinize çok fazla yüklenmeyin. Devam edelim. Bakın. Şurada şöyle göstereyim. Bir anahtar var. Bu anahtarın aslında ulaşılmaz bir yerde olduğunu düşünebilirsiniz. Ya da ulaşılmaz bir yerde diye kendinizi bu şeyden almış olabilirsiniz. Bir olay yaşanmış belli ki. Almak istediğiniz bir mülk, bir işte ne bileyim araba anahtarı da olur. Hiç fark etmiyor. Ama böyle bir şey almak istemişsiniz. Hani değeri yüksek bir şey almak istemişsiniz. Aynı zamanda sizin ihtiyacınızı görmesi için. Ama bu anahtar biraz uzun bir yerde, hani ulaşamayacağınız bir yerde. Bakın şurada bir anahtarı görüyorsunuz zaten. Anahtar gözüküyor net bir şekilde. Bir anahtar alıyorsunuz. Bu anahtar sizin mal ve mülk dediğiniz bir şeyden gelecek anahtar. Çok istediğiniz bir anahtar. Bu geldiği zaman aslında biraz rahatlama olacak sizde. Hanenizde zaten bir rahatlama olacak dedim. Ama ilişki konusunda zaten kafanız çok karışık. İlişki konusunda sizi karıştıran, sizin birlikteliğinizi karıştıran, size küs olan, size küs olmayı tercih etmiş ya da sizi yok saymış o kişinin dönüp şu anda arkasına bile bakmadığını görüyorum. Fakat dediğim gibi sadece bir konu üzerinden sizinle iletişime geçecek. Yaklaşık ikili vadeler, 2, 14, 12, 22 gibi vadeler ya da 2 haftalık bir süreç içerisinde ilişkinize dair ya da eski ilişkinize dair desek daha iyi olur. Bir haber, bir adım alacaksınız. Bu kişinin dediğim gibi sudan bir sebepten sizinle iletişime geçeceğini görüyorum. Fakat kendisine baktığım zaman maddi konuda aslında sizden bazı fikirler alacak. Çünkü hayatında bazı şeyler artık o kadar iyi gitmiyor. Bundan dolayı sizi yine bulacak, sizi yine dert duvarı olarak tekrar görecek gözüküyor. Yani sizin yanınıza tekrar gelecek ve bir adım atmak isteyecek. Hazırlıklı olun buna da. Öyle söyleyebilirim. Şöyle yapalım. Bir şeyler için çok acele ediyorsunuz. Çok sabırsızsınız. Ve olmayan bir şey için tekrar bir çaba sarf etmiyorsunuz. Bir yere kadar sarf ediyor. Bir yerden sonra o şeyi bırakıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yapmayın çünkü bu size, sizin ruh halinize, aynı zamanda sağlığınıza dahi zarar verebiliyor. Çünkü çok kafanıza takan bir kişiliğiniz var. Bu da şöyle oluyor. İşte ruh hali bozukluğu, bir anda gülüp bir anda ağlayabilmek gibi. Ya da insanlarla iletişimde problemler yaşamak, insanlara kendini ifade edememek, anlatamamak gibi bazı problemler yaşıyorsunuz. Sağlık konusunda ise özellikle bel ve bacak bölgeleriniz, yani eklem konusunda diyebiliriz biz buna. Biraz sıkıntılı ağrılarınız olacak. Bunun için lütfen bir doktora başvurun. derim arkadaşlar. Çünkü sağlık konusu biraz bedeninizin üzerinde fazla belirtiler göstermeye başlamış. Özellikle şu dönemlerde bunu daha çok görmeye başlamış olabilirsiniz. Bir kuş var, bir güvercin ama bu arkadaşlar. Hani normal bir kuş değil. Bembeyaz bir güvercin resmen. Bu hanenize doğru geliyor. Hanenize gelen bir bembeyaz güvercin var. Ve bu güvercin size yine bir müjdeli haber verecek. Fakat bu müjdeli haber aslında sizin yapmak isteyip de yapamadığınız ya da gitmek istediğinizde gidemediğiniz, almak istediğinizde alamadığınız bir dava ya da bir adalet aradığınız şeyle alakalı mükemmel bir haberiniz var. Belli ki bir konu üzerine adalet arıyorsunuz. İşte benim hakkım verilecek diyorsunuz. Hakkımı alacağım diyorsunuz. Bu konu üzerinde hak talep ettiğiniz bir şey ayağınıza kadar, hanenize kadar resmen bir zarfın içerisinde bir yazılı belgeyle gelen haberiniz var. Bu sizi çok sevindirecek. Hane içerisinde resmen umut bu şekilde doğuyor arkadaşlar. Dilek konusuna geldiğimiz zaman dileğiniz gerçekleşecek. Evet. Ama dileğinizin gerçekleşmesi için biraz zamanınız var. Acele etmeyin. Yani olmadı diye isyan etmeyin kesinlikle. Olacak arkadaşlar. Bir de bir yüzük var. Bakın burada gözükmüş. Resmen tek taş bir yüzük olarak da diyebiliriz biz onu. Arkadaşlar. Bir nişan. Hayırlı bir iş. Böyle yakın bir arkadaşınız. Sevdiğiniz bir kişi olabilir. Yakın böyle... hoşlandığınız da bir kişi olabilir aslında. Böyle bir yüzük haberiniz var. Haberiniz olsun. Ya bu belki size geliyor. Belki yakın çevrenizdeki kişiye geliyor. Ama sizi de yine çok mutlu eden bir haber bu. Hayırlı bir işin olacağını görüyorum burada. Belki de hiç olmadı. Belki de çok geciktirildi. Ama burada hayırlı bir iş var. Resmen bir yüzük. Bir anda böyle karşı taraf yüzüğü resmen böyle o kişiye veriyor. Ve her ne olursa olsun risk almak istiyor artık ve o yüzüğü verip hayırlı bu işe bir adım atmış oluyor arkadaşlar. Hayırlı bir iş gözüküyor burada. Yakın bir zamanda size ya da sizin hanenizdeki bir kişiye haberiniz olsun. Teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir diyorum. Benden detaylı bakım, kişisel açılım almak isteyenler 0546 650 5170 numaralı telefonumuza WhatsApp'tan iletişim sağlayabilirler. Hoşçakalın.